Bu toplantıda ilimizin bir anlamda turizmine bir ayna tutmuş olacağız hep birlikte. O nedenle ilimizde turizm alanında faaliyet yürüten ve bu konuda benim de söyleyeceklerim var diyen hem kamu hem özel sektör bütün arkadaşlarımız bu toplantıda bir aradayız. Ve ilimizin turizmine ilişkin genel durumu, gelecekte neler yapılabileceğini hep birlikte değerlendirme ve istişare etme fırsatı bulacağız. Bu toplantıda katkı sunacağına inandığım için ilimizle ilgili bazı genel bilgileri de sizlerle bu vesileyle paylaşmak bir kez daha hep birlikte hatırlamak isterim. Bildiğiniz üzere Kırşehir'imiz bilinen tarihiyle 5000 yıllık geçmişe sahip bir tarih ve kültür şehridir. Bu topraklarda Hititlerden başlayarak Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı medeniyetleri hüküm sürmüş, bu medeniyetlere, bu topraklara ev sahipliği yapmıştır. Bu topraklarda dünyada ilk sivil toplum örgütlerinden biri olarak kabul edilen Ahilik Teşkilatı, Ahi Avam Veli tarafından bu topraklarda örgütlenmiştir. Fikir ve düşünce insanları Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre gibi düşünür ve tasavvuflar bu topraklarda yetişmiştir. 13. yüzyılda Gökbilim Medresesi Caca Bey tarafından bu şehirde kurulmuştur. Arapça, Farsça'nın yaygın olarak kullanıldığı bir dönemde Aşık Paşalar, Süleyman Türkmaniler, Öztürkçe eserleri bu topraklarda vermişlerdir. Dolayısıyla bu topraklar mutasavvıfların, düşünürlerin yetiştiği topraklardır. Yine Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna manevi önderlik eden Şeyh Edebali bu topraklarda doğmuştur. Dolayısıyla bu şehir bir medeniyet, bir tarih ve bir kültür şehridir. Diğer yandan müzik alanında çok önemli şahsiyetler yine bu topraklarda yetişmiştir. Bozkır'ın tezenesi olarak bilinen Neşet Ertaş, UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi olarak kabul edilmiş ve o da bu toprakların yetiştirdiği değerlerden bir tanesidir. Yine üstadın babası Muharrem Ertaş, Çekici Ali, Şemsi Yastıman gibi değerlerde Bozdak kültürünün devamını sağlayan şahsiyetlerdir. İşte bu nedenledir ki Kırşehir'imiz UNESCO tarafından müzik alanında yaratıcı şehirler alanına dahil edilmiştir. Dolayısıyla bu yönüyle de şehrimiz bir değerdir. Diğer yandan arkeolojik çalışmalara baktığımızda Kaman'da kurulu bulunan Japon Enstitüsü tarafından 1986 yılından itibaren Kalehük bölgesindeki kazı çalışmaları başlatılmış. Halen Yassıbüyük'te ve Kırıkkale, Büklükale'de bu enstitü tarafından kazılara devam edilmektedir. Buralardan elde edilen ve tarihe ışık tutan eserler Japon Enstitüsü'nde yer alan müzemizde sergilenmekte, ziyaretçilerine sunulmaktadır.